Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Evet, bugün kitabımızın son bölümünü hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Chapter 7, 7. bölümdeyiz. The Duke Sam, Dük'ün oğlu şeklinde. Kitabımızın ismi de buydu zaten. Bakın, The Duke Sam, Dük'ün oğlu. Bakalım bu son bölümde arkadaşlar nasıl bir sonla karşılaşacağız. Hemen bakıyoruz. Şöyle yine ben nokta buluyorum. When the Duke said this, yani Dük bunu söylediğinde, I was very surprised. Oldukça şaşırmıştım. But Holmes was surprised too. Fakat Holmes da şaşırmıştı bu konuşmaya diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. This news to me, he said. Can you tell me more? Yani bu haber benim için ya da bu benim için yeni anlamında diye çeviriyorum. Can you tell me more? Bana daha fazlasını anlatabilir misiniz? Bana daha fazlasını anlatabilir misiniz? Diye söylüyor. Şöyle şuradan geldim şöyle. The Duke stood up. Yani Duke ayağa kalktı. And walked around the room for a minute. Şöyle bir dakikalığına odanın içerisinde gezindi. Evet. I must tell you everything, he said. Dedi ki sana her şeyi anlatmalıyım. Evet değerli arkadaşlar, burada kaldık. Şöyle şuradan şey edelim. Evet. The Duke stood up, yani Duke ayağa kalktı, and walked around the room for a minute, böyle bir dakikalığına odanın içerisinde gezindi. I must tell you everything, he said. Sana her şeyi anlatmalıyım diye söyledi. Şöyle nokta bulduk, evet buradan devam ediyoruz. I didn't want to talk about it, but I must. Yani bu konuda konuşmak istemiyordum, bakın. I didn't want to talk about it. Yani bu konuda konuşmak istemiyordum. But I must. Fakat konuşmalıyım diye söylüyor. I see that now. Şu an anlıyorum ki. Şu an anlıyorum ki diye söylüyor arkadaşlar. Buradan bakalım. Evet. He sat down again. Tekrar oturdu. And began his story. Ve tekrar hikayesini anlatmaya başladı. Yani hikayesine başladı şeklinde çeviriyorum. When I was a young man. Yani genç bir adamken. Ben yani gençken. By Holmes diyor arkadaşlar. Yani By Holmes ben gençken, evet şöyle bakalım, nokta vuralım. I was in love, also much in love. Yani ben birine aşık olmuştum, yani aşık olmuştum, öyle aşık olmuştum ki. Şöyle çevirelim. It only happens to you once. Biliyorsunuz ki yani bu aşk insana hani bir kere bir defalığına olur. It only happens to you once. Yani size bir defa olur. And this woman was the love of my life. Ve bu kadın, yani aşık olduğum bu kadın, yani benim hayatımın, bakın my life of, yani benim hayatımın aşkıydı. Şöyle çevirelim. I want her to be my wife. Yani ondan karım olmasını istedim. But she died. Fakat kendisi öldü, vefat etti. Evet. She left me this one child. Yani o, yani onun gerisinde, yani o kadının gerisinde kalan, yani bana bir çocuk kaldı. She left me this one child. Yani o, bu kadın arkadaşlar, yani bana bir çocuk bıraktı. And I loved him because of her. Ve ben de, yani bu kadını sevdiğimden dolayı, bu kadını sevdiğimden dolayı bu çocuğu sevdim şeklinde söylüyor. Evet. When I look in his face, yani ben bu çocuğun yüzüne baktığımda, when I look in his face, I see her. Onu görüyorum, yani o kadını görüyorum. And remember her, ve onu hatırlıyorum. And can't stop loving her. Ve onu sevmekten kendimi alamıyorum. Şeklinde çeviriyorum. I must have a boy near me. Because of this. İşte bu nedenden dolayı, yani bu çocuğu hep kendi yanımda tutmalıydım. Yani kendi yanımda tuttum anlamında çeviriyorum. Şöyle bakalım. But a government minister cannot tell the world. Fakat yani bir devlet görevlisi, bir devlet bakanı yani dünyaya söyleyemez. Neyi? Bakalım arkadaşlar. About a love child like this. Yani bunun gibi bir aşk çocuğunu söyleyemez. Yani bunu itiraf edemez. So, bu nedenle to the world, yani dünyaya, James is my young secretary. Not my son. Yani ben de yani etrafıma, yani dünyaya derken yani burada etrafıma diyor. Yani ben James'in. Yani benim oğlum değil, not my son. Benim oğlum değil, benim sekreterim olarak mesela söyledim. Diye anlamlandırıyor. He knows that I am his father. Yani o benim onun babası olduğumu biliyor. Bakın he knows that I am his father. Yani o benim babası olduğumu, yani onun babası olduğumu biliyor.
He hates the dishes. Bu nedenle yani şu andaki karım olan Duchess'e nefret ediyor. Because çünkü she is not his mother. Çünkü o onun annesi değil. And he hates my younger son. Ve aynı zamanda demek ki bu James denilen çocuk arkadaşlar yani bu Duke'un genç oğlundan yani o Duchess'ten olan oğlundan da mesela nefret etmekte bakın. And he hates my younger son. Yani benim bu genç oğlumdan da nefret ediyor. Arthur'dan. Because Arthur has everything. Çünkü Arthur'un her şeyi var. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Arthur has a name. Arthur'un bir soy ismi var. A famous father. Yani ünlü bir babası var. House, evleri var. Money, parası var. Everything, her şeyi var. James has nothing. Fakat James'in hiçbir şeysi yok. Bu nedenle. Well, he has some money. Of course. Yani elbette ki diyelim arkadaşlar. Bu veli elbette ki yani James'in biraz parası var. But he's just Mr. Fakat kendisi sadece by James Wilder'dır yani. Kendisi by James Wilder. And he wants to be the Duke of Holderness one day. Ve kendisi yani bir gün bakın mesela bir gün yani Holderness'ın dükü olmayı istemektedir. Evet. That's not possible. Of course. Elbette ki bu mümkün değildir. Yani mümkün değil. Fakat James can't understand that. Fakat James bunu anlamıyor diye çeviriyorum. And so, ve böylelikle you see, yani sizin de gördüğünüz gibi I was afraid for Arthur. Yani Arthur'dan, yani Arthur için endişeliyim. And that is why I sent him Dr. Huxtable School. Yani bu nedenden dolayı ki, and that's why. Yani bu nedenden dolayı ki, yani ben bu genç Arthur'u, yani Dr. Huxtable'ın okuluna yolladım. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Bölümü bitireceğiz. Evet. And what does James do next? Peki öyleyse James yani bir sonraki adımda ne yaptı? Yani sonrasında James ne yaptı? He kidnaps my poor Arthur. Kendisi benim mesela bu zavallı Arthur denilen çocuğumu kaçırdı. Evet. It changed nothing but James can see that. Yani fakat yani bu bir şeyi değiştirmez. Yani bu kaçırma olayı bir şeyi değiştirmez. Fakat James can see that. Fakat James yani bunu göremedi. Bunu anlayamadı anlamında çeviriyorum. He wants me to say yes. James, now you can. Yani o benden evet dememi istiyor. Evet, James, now you can be my first son. Yani o benden benim ona evet oğlum sen benim ilk oğlumsun. Yani diye söylememi bekliyor. You can have everything. Sen de her şeye sahipsin dememi bekliyor diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Arthur can be the number two son. Yani Arthur'un özellikle yani ikinci çocuk. Yani sıralamada ikinci çocuk olduğunu söylememi istiyor. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. But I can do that. Fakat ben bunu yapamam. Of course I can. Elbette ki yapamam. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şuraya. James knew this man Heist. Yani James arkadaşlar yani bu Heist denen adamı tanıyor. Siz de biliyorsunuz. Because Heist worked for me once. Siz de yani sizin de bildiğiniz gibi çünkü bu Heist denen adam yani bir zamanlar benim için çalışmaktaydı. James asked for Heist help. James yani Heist'tan yardım istedi. And the man was happy to do it. Ve adam da bunu yapmakta yani James'in önerdiği şeyi yapmaktan oldukça mutluydu. Evet. You remember my letter to Arthur on that last day. Yani siz de benim mesela yani bu Arthur'a yazdığım en son mektubu yani o en son gün yazdığım mektubu siz de biliyorsunuz. Evet. Şöyle gelelim. James opened the letter and put in a note from him. Yani James demek ki mektubu açmış ve içerisine ondan yani kendisinden bir not koymuş. That evening, şöyle gelelim arkadaşlar, bakalım nereye kadar gelecek. That evening, yani o akşam, he cycled across the moor, yani bozkırın karşısına bisikletle geçmiş, and met Arthur in Regenschaft. Ve Regenschaft denilen yerde Arthur'la buluşmuş. Şöyle gelelim. He talked about the Duchess, yani kendisi, James arkadaşlar, yani bu Arthur denilen kişiye, yani annesinden, yani Duchess'ten bahsetmiş. Evet. She wants to see you, he told her. Yani James ona demiş ki, yani Arthur'a demiş ki, yani annen seni görmek istiyor. Evet. She's waiting on the moor. Yani kendisi bozkırda beklemektedir diye söylüyor. Evet.
Şöyle bakalım. Come back at midnight. Yani gecenin bir ortasında çık gel. And a man with a horse can take you to her. Yani orada bulunan bir atlı adam. A man with a horse. Yani atlı bir adam. Seni ona götürecek. Yani annene götürecek diye söylüyor. Derler kaşa buradan devam ediyorum. Şöyle. Of course, elbette ki zavallı Arthur, poor Arthur, want to see his mother, annesini görmek istemişti. So he came. Ve böylelikle o geldi. Yani Arthur geldi. Şöyle gelelim arkadaşlar. Heist was there with two horses. Heist da orada onu iki atla beklemekte. And they rode across the moor. Ve onlar atın üzerinde bu bozkır denilen yeri geçtiler. Yani karşısına geçtiler. But the German teacher, fakat bu Almanca öğretmeni, evet, followed them, onları izlemiş. And Heist killed him. Ve Heist onu öldürmüş. Heist then took Arthur to the Green Man. Sonra Heist denilen adam arkadaşlar Arthur'u Green Man denilen villaya getirmiş. Şöyle gelelim. Well, Mr. Holmes. Yani, by Holmes. I knew nothing about any of this. Until the murder. Ta ki yani ben bu cinayet işlerine kadar yani bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. James is a bad boy. James yani kötü bir çocuk. But he doesn't murder people. Fakat insanları öldürmez. When he heard the news, yani kendisi yani bu olayı duyduğu zaman, he came to me at once. Hemen benim yanıma geldi and crying. Ve ağladı. What could I do? Yani ne yapabilirdim diye söylüyor. Evet. Şöyle gelelim. I didn't want the world to know about this. Yani ben de Yani ben bu konu hakkında kimsenin bilgi sahibi olmasını istemedim. Bu nedenle James went down to the Green Man. Yani James yani Green Man denilen villaya doğru yani oraya gitti. He told Heist to run. Yani Heist'a yani buradan kaçmasını söyledi. Because çünkü everybody knew about the murder now. Çünkü şu an herkes bu cinayet hakkında bilgi sahibi yani biliyor diyorlar. And knew the murderer's name too. Aynı zamanda yani bu cinayeti işleyen insanın adını da biliyorlar diye söyledim. Derler kaşa bile bakalım. Heist denilen kişi arkadaşlar left at once. Hemen oradan uzaklaşmış. Later sonrasında I went down. Ben de gittim. And saw Arthur. Ve orada Arthur'u gördüm. I left him there with Miss Heist because I couldn't say anything to the police just then. Yani ben diyor Arthur'u arkadaşlar Bayan Hayes'in yanında bıraktım. Çünkü I couldn't say anything to the police just then. Çünkü o sırada yani polise bir şey söyleyemedim. So, Mr. Holmes. Bu nedenle Bay Holmes, now you know everything. Siz her şeyi biliyorsunuz. Şöyle gelelim. Dedi Sherlock Holmes. Arkadaşlar şöyle bakalım. Evet. You help a murderer. Siz bir katile yardımcı oldunuz. You say nothing to the police. Polise hiçbir şey söylemediniz bu konuda. You leave your young son in a dirty inn. Siz yani genç oğlunuzu yani o pis yani villanın içerisinde bıraktınız. And you ask for my help. Ve gelip benim yardımımı istediniz. Diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. People never spoke to the Duke of Holderness like this usually. Yani insanlar genellikle bu şekilde Holden'ın dükü hakkında yani konuşmazlar. Evet. His face was red. Yani demek ki dükün yüzü kıpkırmızı olmuş. But he said nothing. Fakat hiçbir şey söylememiş arkadaşlar. Şöyle gelelim. Böyle burada. First, say Holmes. İlk önce we must bring Arthur home. İlk önce Arthur'u eve getirmeliyiz diye söylüyor. Sherlock Holmes arkadaşlar. Yes, the Duke said quietly. Duke de hemen böyle sessiz bir şekilde evet dedi. Sonra buradayız arkadaşlar. Evet. Holmes quickly wrote a note and took it out of the room. Yani Holmes yani hemen bir not yazdı ve took it out of the room. Ve bu notu dışarıya çıkardı. A minute later, bir dakika sonra he was back, tekrar geri geldi. Now, şöyle bakalım arkadaşlar. Now, what are you going to do about Mr. James Wilder? He said. Peki öyleyse şu an yani James Wilder hakkında yani Bay James Wilder konusunda ne yapacaksınız diye söyledi arkadaşlar. Buradan noktaya gelelim. I don't understand you Mr. Holmes said to Duke. Duke de yani Bay Holmes size anlamıyorum diye söyledi. Şöyle gelelim. James leaving me and going to Australia next week. James benden ayrılıyor.
gelecek hafta, bakın next week, gelecek hafta Avustralya'ya gidecek diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Daha bitmedi. Good, said Sen Sherlock Holmes. Sherlock Holmes da iyi diye söyledi. And the Duchess, ya pek öyleyse Duchess'i ne yapacaksınız? Perhaps without James in the house, you and she. Belki de yani evde James'in olmamasından dolayı, yani siz ve o, yani Duchess'le siz, yani iyi geçineceksiniz gibi söylüyor. Orada duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yes, I wrote to Duchess this morning. Evet, yani ben bu sabah Duchess'e mektup yazdım diye söylüyor arkadaşlar. Holmes stood up. Holmes ayağa kalktı. Well, he said, pek öyleyse dedi. Watson and I, şöyle bakalım. Watson and I can go home now, I think. Zannedersem Watson ve ben şu an artık buradan ayrılıp eve gidebiliriz diye söylüyor. Şöyle kalalım. There is just one other small thing. Yani şimdi, yani çözülmesi gereken küçük bir şey daha var diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. This man hires, yani bu hires anındaki adam, took two horses across the moor. Yani bu bozkırın karşısına iki tane at götürmüştü. But the horses' feet made the tracks of a cow. Fakat yani bu atlar yani at izi değil de inek izi bırakmışlar. Yani inek ayak izi bırakmışlar arkadaşlar. Çamurun içerisinde. How was this possible? Yani bu nasıl mümkün olabilir diye söylüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. The Duke looked surprised and took for a minute. Bu arada Duke arkadaşı, yani bu sözün karşısında böyle şaşkınca bakmış ve bir süreliğine düşünmüş. Şöyle gelelim. Evet. Then he went away. Sonra oradan çıkmış. And came back 2 minutes later. 2 dakika sonra tekrar neyle geri gelmiş arkadaşlar? Elinde 2 cam kutuyla geri gelmiş. Evet. In the box were some horse's shoes. Bu kutuların içerisinde yani at ayakkabısı varmış arkadaşlar. Yani at izi bırakan ayakkabılar varmış. Evet. Şöyle bakalım. We found these shoes under the ground in the garden. The Duke said. Yani Duke'un söylediğine göre arkadaşlar, Duke diyor ki yani biz yani found these shoes under the ground in the garden. Yani biz bahçede bu ayakkabıları yerin altında, yani gömülmüş bir şekilde bulduk. Evet, they are about 500 years old. Yani bunlar 500 yıllık eski ayakkabılar diye düşünüyoruz. Şöyle gelelim. The Holden's family has a long and interesting past. Yani bu Holden's ailesi, sülalesi arkadaşlar öyle diyor. Diyor ki yani epey uzun ve ilginç bir geçmişe sahiptir diyor. Holmes opened the box and took out one shoe. Holmes demek ki kutulardan, yani kutunun birisini açıyor ve içerisindeki ayakkabıyı dışarıya çıkartıyor. It was a shoe for a horse foot. Yani bu atın giyebileceği bir ayakkabıymış arkadaşlar. But it looked like a cloven cow's foot. Fakat yani bu bir inek ayağına benziyor. Yani inek ayak izine benziyor diye söylüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Holmes wants his finger, böyle elini bu ayakkabının altına gezdiriyor. And run it round the bottom of the shoe. Yani elini ayakkabının altına böyle gezdiriyor arkadaşlar, parmaklarını. A little mud came off his finger. Yani eline böyle biraz çamur geliyor diye çeviriyorum. Thank you, said Holmes. Teşekkür ederim, dedi Sherlock Holmes. He put the horseshoe back in his box. Tekrar, yani mesela bu at ayakkabısını kutularının içine koydu. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. That shoe is the second most interesting thing in the north of England, he said. Yani onun dediğine göre, yani bu ayakkabı yani İngiltere'deki ikinci ilginç şeylerden biridir diye söyledi arkadaşlar. The second most interesting thing, yani en ilginç ikinci şeyler diye söyledi. Bakın tam olarak çevirelim. That shoe, bu ayakkabı, is the second most interesting thing in the north of England. Yani İngiltere'nin kuzeyinde ikinci ilginç şeydir diye söyledi. And the first, asked the Duke. Peki Duke de yani hemen sonrasında, peki ya birinci nedir diye söyledi. Holmes took the check for 12,000 pounds from the table. Sherlock Holmes o sırada arkadaşlar masanın üzerinde 12 bin poundluk olan çeki yani aldı. And slowly put it into his notebook. Ve onu dikkatli bir şekilde not defterinin arasına koydu. I'm a poor man, he said. Ben fakir bir adamım, dedi. He looked. Evet.
He looked lovingly at the notebook. Böyle sevgi dolu bir gözle arkadaşlar böyle defterine baktı. Then put it carefully in his pocket. Sonra da bu defteri dikkatli bir şekilde cebine koydu. Değerli arkadaşlar, kitabı bitirdik. Bir başka kitapta tekrar birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. 7 bölümden oluşan bu kitabımızı yani sayfaya koydum. Bir sonraki kitapta tekrar buluşmak dileğiyle takipte kalın. Yani İngilizce görüyorsunuz ki arkadaşlar, kitap okumak, onun öncesinde kitaba hazırlık yapmakla öğrenilen bir dil. Her dil böyle arkadaşlar. Her dil, hangi dili öğrenirseniz öğrenin, yani %80 okuma, anlama ve %20 gramer diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bir sonraki kitapta tekrar buluşmak dileğiyle.